Clash kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Köy Binası 9 saldırıları serisinin yenisine hepiniz hoş geldiniz. Kendi klanımızdayız artık. Köy Binası 9 aramıyorum. Kendi klanımızdaki Köy Binası 9 çeşitli saldırıları sizlere izleteceğim. Hemen şöyle bir savaş gününe geçelim. Son savaşın tekrarına gidiyorum. 60'a 22'lik bir zafer var. Dördüncü serimiz bu. Beşinci serimizde almak üzereyiz. Hemen şöyle düşmana bakalım. Filipin klanı zaten 1-2'yi fullledikten sonra rakip denemez oldu diyebiliriz. Savaşı bıraktı. Hemen şöyle takımıma geliyorum. Köy Binası 9'lara yavaştan geçiyorum. Hemen ilk olarak birinci oyun tekrar diyelim. Ümit'in yapmış olduğu saldırı cadı saldırısı. Bakalım şöyle köşeden cadısını gönderdi, bir tane şifacı tankladı, pardon ikişer tane şifacı tanklamış, merkezden de golemini gönderdi. Peş sıra büyücüleri golemin arkasına doğru koridor açmak için kullanıyor. Hatlama büyüsü hemen golemin ön kısmına gönderildi. Klan kalesinden atıcı çıktı, kral kraliçe de şu anda içeri doğru ilerliyor. Bakalım hemen şöyle rakip klan kalesi gelirken zehir büyülerini yapıştırdı ardı ardına. Orada içeriye doğru giriyor. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi aldı orduya. Sağlı sollu dış taraftan cadılar şifacıların nezdinde geliyor. Merkezde de kral, önde atıcılar, arkada golem şu anda görünmüyor. Golem patlamış. Kralın gücü hala duruyor. Kraliçenin gücü hala duruyor. Bir tane şifa büyüsü var. Onu da atıcıları kullandı. Orada dev bombadan gördüğünüz gibi güzel bir şekilde, hatta çift D bombadan güzel bir şekilde atıcıları kurtardı. Peş sıra kralın öfkesini kullandı. Kraliçeninki hala duruyor. Dış taraftan cadılar hala iskelet yığını göndermeye devam ediyor. Bakalım şöyle. Son olarak zaten 1-2 tane savunma kaldı. Okçu kulesi ve top da alındıktan sonra herhangi bir savunma birimi kalmıyor. 4x yapıyorum burayı. Ümit'i tebrik ederim. Mükemmel bir cadı saldırısı izletmiş oldu. Cadı büyücü kombinasyonu. Gerçekten efsane saldırıyor Ümit. Eline koluna sağlık. Yani bir diğer saldırı tekrarına geçiyorum. Gidiyor saldırmış. Hemen şöyle şuradan devam edelim. Pardon. İkinci oyun tekrarı. Farklı bir düzen. Gördüğünüz gibi binici saldırısı. Sağ taraftan hemen bir tane büyücü gönderdi. Koridor açıyor. Golemini gönderdi peş sıra. Şifacılarıyla tanklıyor golemi. Koridoru da çok geniş bir çaplı açıyor. Gördüğünüz gibi bütün soğumalar, öndeki soğumalar goleme kilitlendi. Şifacılar golemi tutuyor. Rakip kraliçe golemi vuruyor. Onu fırsat bilerek kırıcıları gönderdi. Ön taraftan duvarı güzel bir noktadan açtıktan sonra klan kalesinden çıkan atıcıları ve kral kraliçe de şu an savaşa doğru dahil edildi. Önce rakip kraliçe seri bir şekilde indirildi. Bakalım şöyle kral önde. Atıcılar arkada şu anda. Şifacılar kralı tanklıyor. Rakip klan kalesi de gelirken hemen bir çift zehir büyüsünü yapıştırdı. Kralın öfkesi ardından bir de öfke büyüsü yapıştırdı oraya, gördüğünüz gibi. Atıcılar orada şahlandı. Kraliçe de orada seri bir şekilde kral kalesinden gelen askerleri seri bir şekilde indirdikten sonra bakalım biniciler savaşları ne zaman dahil edecek. Kraliçenin öfkesini şu anda kullandı. Oradaki ilk save ve topu da rahat bir şekilde aldı kraliçe ölmeden önce. Sağ taraftan doğru biniciler savaşa dahil edildi. Elinde 3 tane şifa büyüsü duruyor hala Ümit'in. Bakalım merkeze bir tanesini gönderdi, ikincisini alt taraftan gelen binicilere gönderdi. Ve bombalardan süper bir şekilde binicileri kurtardı. Hatta aşağıdakiler bir kısmı hakkı rahmetine kavuşmuş. Böyle üst taraftan kraliçe geliyor. Etrafı da temizlemek için büyücülerini aynı zamanda gönderiyor, gördüğünüz gibi Ümit. Son olarak bir okçu kulesi kaldı. Onu da biniciler rahat bir şekilde aldıktan sonra mükemmel bir şekilde burayı da üçlemiş oldu Ümit. İki saldırı, iki farklı ordu. Tekrardan tebrik edelim. Bir diğer saldırı tekrarına seri bir şekilde
Gidelim arkadaşlar. Bakalım şöyle. Son olarak Feride'yi de aldıktan sonra mükemmel bir köy Beyaz 9 saldırısı izletmiş oldu bize. Hemen bir diğerine geçiyorum. Bir join tekrar diyelim. Bossy Salih'in yapmış olduğu bir saldırı var. Birinci saldırısı. Bakın tek golem. Sağ tarafa bebek ejder. Sol tarafa büyücü kombinasyon büyücü desteği geldi, pardon. Koridoru güzel bir şekilde açıyor şu anda. Hemen bir tane büyücü binici gönderdi. Rakip klan kalesini çekmek için. Ardından içeriye doğru giren orduya bir öfke büstü takviyesini gönderdi. Rakip kraliçe saniyeler içinde yerle bir edildi. Hemen rakip klan kalesi gelirken de hemen zehir büyüsünü gönderdi. Gördüğünüz gibi birinci saldırısında bir tane zehir büyüsünü klan kalesine ayırıyor. Bir tanesinde iskelet tuzaklarını ayırıyor. Bakın orada direkt iskelet tuzakları çıkar çıkmaz. Orada hem şifayı güzel noktada kullandı. Hem de iskelet tuzaklarına zehiri çok güzel noktada kullandı. Üst taraftan kraliçe temizliğine devam ediyor. Kral ve kraliçenin öfkesi hala duruyor. Kraliçe ölmek üzereyken öfkesini bastı şu anda. Binicilere bir şifa büyüsü desteği daha geldi. Peş sıra son şifa büyüsünü de gönderdikten sonra yanında getirdiği balonları gördüğünüz gibi okçu kulesi ve büyücü kulelerine göndermiş. Mükemmel bir taktik stratejiyle bu köy binası 9 köyü yerle bir etmiş. Hemen şöyle kralın öfkesi de hala duruyor zaten. 4x yapalım. Bu köyde bu şekilde üçlendi arkadaşlar. Temizlik bittikten sonra bir diğer saldırı tekrarına geçebiliriz. Bakalım şöyle. Tabi savaş başlar başlamaz seri bir şekilde köyleri fulledik. Onun için çoğu kişi ikinci saldırısını yapmaya fırsat bile bulamadı. Muhammed'e gidiyorum, şöyle bakalım. Köy binası 9. Köy binası 9.5'a geçenler oluyor. Fark etmiyorum. Bu basit bir köy. Onun için izletmeyeceğim. Sona kalmış herhalde Muhammed. Köy temizlemek için dalmış ona. Şöyle bakıyorum. Dexter'ın birinci saldırısına bakalım. Burası da basit köy. Kaçıncı köylerde, ona da bir bakayım. 17-18. Sentinus'un birinci saldırısına bakalım. 9. köye yapılmış bir saldırı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı bir köy. Köyde Cehennem Kulesi olduğu için bu kadar üste attı köyü. Normalde bu köy sonuncu sıralarda olur. Bakın Sentinus sağ taraftan doğru kraliçesini yürütüyor. Hemen şöyle kicks yapayım. Kraliçe yürüyüşünü. Sağ taraftan bir tane büyücü desteği gönderdi. Birinciyle rakip klan kalesini çekti hemen. Geliş yönüne çift zehir büyüsü. Seri bir şekilde oraya indirdikten sonra klan kalesine getirdiği atıcıları gönderdi. Şu anda peşine de 3 tane şifacı taktı. Sağa sola açtıktan sonra atlama büyüsüyle Cehennem Kulesi'ne gidecek şekilde ordu gönderildi. Hemen içeriye doğru girerken Valkirilere bir öfke büyüsü. Kralın gücü de şu anda kullanıldı. Atlama büyüsünden geçen Valkiriler seri bir şekilde Cehennem Kulesi'nin olduğu noktaya doğru, yarısı o tarafa gitti. Kralla beraber yarısı da dışarıya doğru çıktı. Merkezi aldılar, geri çıktılar. Sol taraftan Valkiriler devam ediyor. Sağ taraftan kraliçe temizliğine devam ediyor. Yani 4x yapalım burayı. Bu da işte Cehennem Kulesi alırsanız zararları olsun diye izletmiş oldum. Hem saldırının hem de videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. Buldukça güzel saldırılar çıktıkça köy binası 11, pardon, köy binası 9 saldırıları sizlere izletmeye devam edeceğim.
Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız, abone olduktan sonra ilk haberdar olan siz olursunuz. Beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı diyoruz. Şimdi hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.